kaş arasına, dudaklara, hatta koltuk altına bile botoks yapıldığını duyduk. Son dönemlerde trend mideye botoks yaptırmak. Bakın mide botoksu neden, nasıl yapılıyor? Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz mide botoksu nedir, nasıl uygulanır? Bu konuda uzman Doktor Ceyhun Aydoğan'dan öğreneceğiz. Nasılsınız Ceyhun Bey? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de çok iyiyiz. Botoks ismi tanıdık geliyor bize. Bildiğimiz botoks mudur evet, bu? Mide botoksu nedir? Evet, bildiğimiz botoks. Daha önce işte estetik cerrahide ya da tıpta birçok dalda uyguladığımız kasları kısmi süreli felç eden botoks. Burada endoskop altında hastalarımıza botoks uyguluyoruz midelerine. Amacı da kontrollü bir şekilde bizim kontrolümüz dahilinde kilo vermelerini sağlamak. Peki herkes uygulatabiliyor mu mide botoksunu? Mide botoksunu biz daha çok ameliyat sınırının altındaki hastalara uyguluyoruz. Bunun için bir kilo baremimiz, yani bir sınırımız yok. Yaklaşık 10-15 kilo 6 ayda verdirten, ama tabii diyet ve bizim kontrolümüz altında verdirten bir yöntem. Mide botoksundan sonraki süreç nasıl ilerliyor? Mide botoksundan sonra yaklaşık 10 gün sıvı gıdalar, daha sonra da yavaş yavaş normal gıdalara geçiriyoruz. Bununla ilgili bir diyet programı veriyoruz. Hastalarımız aynı zamanda diyetisyen ve egzersiz desteği almasını sağlıyoruz. Böylece bizimle beraber 5-5,5 ay boyunca etkili bir şekilde kilo verebiliyorlar. Peki Ceyhun Bey, bildiğimiz botoks gibi mi? Botokslar biliyorsunuz 6 ayda bir eriyor ve tekrar yaptırmamız gerekiyor. Bu da öyle midir? Evet, bu da aynı bildiğimiz botoks gibi. 6 ay içerisinde hastalar da etkisini kaybediyor ve sonra tekrarlanabilir bir yöntem. Bunun bilinen iki faydası var. Bir tanesi mide boşalımını yavaşlatıyor. İkincisi grelin dediğimiz bir açlık hormonu var. Bunun seviyesini düşürüyor. Bu da hem hastalarda uzun süre tokluk hissini sağlıyor, açlık hissini kısmen azaltıyor. Hem de mide boşaltılmasını yavaşlattığı için günde bir ya da iki öğün hastamıza yeterli oluyor. Böylece kilo vermelerini sağlıyor. Peki Ceyhun Bey, diğer mide ameliyatlarından farkı nedir mide botoksunun? Mide botoksu diğer kullandığımız balon ya da ameliyat türlerinden daha az riskli bir yöntem. Komplikasyon dediğimiz yan etkileri, yani ameliyat sonrası istenmeyen etkileri çok az. Yalnız tek farkı, ameliyat kilolarında olan hastalarımıza yapmıyoruz. Onları ameliyat ediyoruz. Çok ağrılı bir işlem midir? Yok, tamamen anestezi altında hastamızı uyutarak yapıyoruz. Yaklaşık 10 dakika süren ağrısız bir işlem, ama işlem sonrası da yarım saat sonra hastamız uyanıyor. Ufak tefek kasılma şikayetleri dışında herhangi bir şikayet olmuyor. Mide botoksuna dair tüm detayları Doktor Ceyhun Aydoğan'dan öğrendik. Görüşmek üzere.